Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Samsun'da bir iftar programında partilileri ve basın mensuplarıyla buluştu. Bizim meselemiz sadece bir iktidar değiştirmek değildir. Yeniden bu büyük cumhuriyeti, bin yıldır bu en Asya topraklarında her daim, her fırsatta bu coğrafyadaki varlığı münakaşaya açılmak istenen Türk milletinin yarınlarını kurtarmak için bir mücadele vermektir. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Cumhurbaşkanlığı yardımcısı görevine gelecek olan Gültekin Uysal iftar programına yardımcısı Cemal Enginyurt'la beraber katıldı. İkili programda partilileri ve Millet İttifakı hakkında konuşma gerçekleştirdi. İnsan gibi yaşayacaksınız. Çocuklarına 50 tane gemicik alıp, milyon dolarlık ihaleler alıp, Amerika'da Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alarak memleketin çocuklarını hor görenlerin karşısında 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hediye ettiği 19 Mayıs bayramında gençleri yeniden ayağa kaldıracağız. Baskıyla kimse bizi susturamaz. Çünkü biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Ay'a ilk çıkan astronotun dediği gibi Ay'a adım atarken benim için küçük bir adım ama insanlık tarihi için bir büyük adımdır dediği gibi işte bugün de Samsun'dayız. Mustafa Kemal Paşa ve heyetinin Anadolu'ya taşıdığı ateşi yeniden anlamlandırmak için bir mücadele içerisindeyiz. Şimdi soruyorlar, gübre fiyatları niye %500 artmış? Onlarca, yüzlerce, binlerce aktörün, faktörün dinamiğin işlediği bir piyasada üretim istikrarını, fiyat istikrarını sağlayamamışsınız. Bunun suçlusunu tüccar haline getirdiniz, çiftçi haline getirdiniz. Polatlı'da soğan tüccarını kovalayarak akılları sıra enflasyonu düşürecekler. Hatırlarsınız, her seçim öncesi bir Tanzim Market furyası, sonuç değişmiyor. Ekonomistim dedikleri andan itibaren uyguladıkları politikalarla bugün Türkiye'de sistematik çöküşün yaşandığı 20 yılın akabinde maalesef 2002 öncesini arar haldeyiz. Bizim meselemiz sadece bir iktidar değiştirmek değildir. Yeniden bu büyük cumhuriyeti, bin yıldır bu en Asya topraklarında her daim, her fırsatta bu coğrafyadaki varlığı münakaşaya açılmak istenen Türk milletinin yarınlarını kurtarmak için bir mücadele vermektir. Nasıl Osmanlı'da fetret dönemi var, işte bu 20 yıllık dönemi de Türkiye Cumhuriyeti'nin fetret dönemi olarak yazacaklar.